Ama buna Britanya sporunun ya da yöneticilerinin ne kadar ehemmiyet vereceğiyle alakalı. Çok ehemmiyet vereceklermiş gibi de gözükmüyor açıkçası. İnsanın geçirdiği evrimle ve ulaşacağı fiziksel limitler, sınırlar ne ya da bir limit var mı kaçmış Lokates'e hoş geldiniz. MG İşbirliği ile hazırladığımız Sıkça Sorulan Sorular programında bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Ben Canerler, Armağan Öküş ile beraber sorularınızı hem sorup hem cevaplamaya çalışacağız. Hemen bir reklamla tanıtımla başlıyorum. Bu radyo jingle'ı gibi oldu. Ee, baskı, baskı üzerine, psikoloji üzerine de sizlerden zaman zaman soru geliyor. Biz de bu soruları total olarak, toplu yanıtlayalım dedik. Bir baskı temalı Mayıs e, sayısını çıkardık. Kapağında yıllardır başka farklı baskılarla uğraşan, çocukluğuna itibaren e, Karim Benzema. Başka olaylarda da yaşayan ama futbol sahasında şu an döktüren. eşli Barty baskı konusunda çok özel bir figür. E, zirvede bıraktı. Charles Leclerc de şu an Ferrari'nin bir numaralı sürücüsü, pilotu olarak herhalde en büyük baskıyı gören isimlerden biri. Max Verstappen de beraber ki o da içeriklerimiz arasında diyeyim. Kapakları aç, kapak konularını söyledim ama başka muhteviyatımız da var. Hayatta herkes çeşitli baskılarla uğraşıyor. Ee, bu konuda dirayet gösteren, direnen çeşitli baskılara herkese buradan da selam olsun. Bu sayıyla da e, herkese bir saygı duruşu yapmış olalım dedik. Arman'cığım hoş geldin. Hoş buldum abi teşekkür ederim sen de hoş geldin. Bayramın nasıl geçti? Halen geçmekte. Halen sevgili seyircilerimize geçmek. söylemek isterim bayram günü çekimdeyiz kendileri için güzel kafa dinleme şansın oldu mu? Ee, oldu abi oldu. Ben memleketimize doğru gittim bu arada. Gördüm gördüm sen git bizeye evet. gittim bir baba memleketine falan bir hava aldım iyi geldi. Güzel o, miydi? Çok iyiydi. Bahar gelmiş. Fransa mi? turunda da gördüğümüz kanolaları gördüm o sarı çiçekler vardı aslında kötüdür ya şey kokusu falan da. Ben çocukken hiç kanola falan yoktu ayçiçek çeltik kanola ve budalar her yer Aynen. yani. Çünkü galiba kanola daha erken yetişiyormuş yani. Daha erken e, ürün veriyormuş. Onunla alakalı bir hani Ayçiçek daha zahmetli bir şey diye duydum. Hı. Oradaki uzmanları anlatıyordu bu arada. Çok uzman olduğum bir konu değil de. Tamam. Değil mi? Kanola ayçiçeği ikilisinden Fransa bisikletlerine selam çakarak ya da bisiklet turlarına başlayalım istersen. Başlayalım abi. Hı. Halil Sevinç'in sorusuyla başlıyorum. Hani Aslında bir soru değil de hafif bir sitem diye okuyabiliriz Öyle mi? bunu. İki ayağını kullanan futbolculardan bahsedilirken Kazorla'nın anılmaması ayıp oldu biraz. Ha. Bir maçta korneri önce sol ayağıyla kullanıp sonra hakem korneri tekrar ettirince sağ ayağıyla kullan kullanmışlığı vardır. E diye. bu yorumu gördüm videonun altında. Hatta üzüldüm ya evet. Hani çünkü Kazorla da mesela o şeyle konuştuğumuz gibi sen Jota'dan bahsettin yani evet. Jota örneği çok güzeldi. Jota gibi hangi ayağını yani hangi ayağı orijinal kullandığı Ayağı olduğu anlaşılmayan futbolculardan biri. Jotada da demiştin ya Liverpool Aynen. örneğini verip, hatta seyircimiz dediği örnek de çok güzel. Sonra gaba bir şeyi aklıma geldi. Bir röportajı şey diyordu. İlk normal sağ ayağını kullanıyor. Sonra da seyircimiz yorumdan sonra baktım çünkü sonra sağ ayağında bir problem oluyor sakatlık. Yani Santikazor'un zaten hayatının başında sakatlık evet. olması da yani çok şaşırtıcı Çok zil ya. de. ...ondan sonra sol ayağıyla oynamayı veya işte topla daha iyi olmayı öğreniyor. Aslında vücudumuz şeydir o konuda çok acayip bir adaptasyon gücü var. Bir problem yaşadığımızda diğer dengeyi sağlayan veya işte vücudumuzdaki başka bir uzu, parça her neyse... ...gerçekten onun eksikliğini bambaşka şekilde giderip hatta üstün bir yeteneğe dönüştürebiliyor. Yani çok bence özel bir şeyimiz var o konuda adaptasyon gücümüz var... Santi da onun bir örneği. Sonradan zaten hikayesinde. Herhalde o büyük sakatlıkları üste yaşamasa yani neredeyse yürümesini engelleyecek kadar kötü bir evet. sakatlık. Sonra bir de döndü, tekrar futbol oynamaya döndü. Yani tam bir aslında içindeki güç öyküsü e, olarak sunabiliriz. Doğru. E, olağanüstü Santikazor'da ilham kaynağı bence. Çok e, çok iyi. Çok iyi. Topçu. Seyircimizden de çok güzel bir hatırlatma gelmiş. Çok iyi topçuydu. Kısa boylu orta sahada oynayan İspanyollara zaten zaafım var. Değil mi? Yani. Ki çok da fazla var. <laughs> Chaviler, Iniesta'lar, Silva'lar Cazorla'lar, evet. Mata'lar, Fabregas'lar evet. fa yani zaten zaafım vardır o topçulara Cazorla da onların evet. çok üst seviyelerinden biri. Çok gerçekten. büyük yetenek bir de çok iyi karakter. Yani ben de çok severim. Burada... Selam olsun kendisine. Kesinlikle. Yani. Selam olsun. Abi Cenk Özgür'ün sorusuyla devam ediyor. Tabii ki. Merhabalar öncelikle. 100 metre ve 200 metre sprint koşularında artık sınıra gelindiğine inanılıyor. 9.58 geçilmesi sahiden imkansız duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olimpiyatlarda başka hangi dallarda rekor sınırına ulaşılmış olabilir diye sormuş kendisi. Güzel soru. Biraz da bir yorum sorusu çünkü tam bir şeye dayanmıyor. Bir fekte bir gerçeğe bir olguya dayanmıyor belki e, kanıta. Zira biraz insanın gelişimiyle, insanın geçirdiği evrimle ve ulaşacağı fiziksel limitler, sınırlar ne ya da bir limit var mı tartışması bu zaten. Bir felsefi bir tartışma, iki anatomik ve tıbbi, tıp, teknoloji her şey giriyor. Biyoloji her şey giriyor bunun içerisine. Farklı bilim dalları giriyor. Bu Hüseyin Bolt üzerinden de tartışıldığı için çok daha başka türlü bir yani öyle bir yere çekti ki seviyeyi. 958'i kendisi bile sonradan biliyorsun hani e, ulaşmakta zorlandı ki onun da tabii biraz tükenmişlik de oldu yani o kadar büyük başarı ulaştı ki bazen kalarak kırılmıyordu yani 3 sene 4 sene hatta Hüseyin Bolt kırana kadarki bölümde de e, o 10 senede çok sık kırılıyordu. Asafa Powell kırıyordu, Tyson Gay e, çok iyi derece elde ediyor diyordu. E, son Hüseyin Bolt bir başka bir seviye çekti. Bir stratosfere mi çekti? Diye. Mümkün olabilir. Bunu tamamen dediğimiz gibi insanın gelişimi belirleyecek. İşte burada teknolojik etmenler de var. Burada bu arada sadece insanla ilgili değil koşulan pistin mesela hep konuşuyoruz o tartan pist teknolojisi Hüseyin Bolt'un da bu arada işine yarayan bir konuydu. İşte kullandığı ayakkabı. E, bunun ağırlı dinamik yapısı, e, her türlü ekipman da bu devreye giriyor. Bunu bisiklette de çok bahsederiz mesela. Ya da diğer böyle e, teknolojinin devreye girebileceği yerlerde, işte Formula 1'den zaten çok bahsederiz. Otomobilin direkt teknolojinin devreye girdiği yerde. Hüseyin Bolt'un kırdığı derecenin gelişimine etki edecek şeyler de bu da var. Bir bu, e, ya işte transhumanizm neden de bahsediliyor biliyorsun. Yani nereye gideceğiz o konuda o da bir felsefi tartışma konusu. Aynı şekilde. Yani. E, bunun cevabını şu anda vermek çok zor. Ee, mesela çok uzun sürede kırılmayan başka rekorlar da var. Ama her birinin bence farklı hikayeleri de var. Ee, Hüseyin Bolt'a örnek olsun diye de söylüyorum. Mesela 80'lerden, yani mesela Hüseyin Bolt bunu yaptı diye söylemiyorum. Ama her zaman bir şüphe çağındayız. Ama doping yaptığına da hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. O yüzden bir şey diyemiyorsun. Dopingsiz ya da performans arttırıcı ilaç yandaki o ünlem veya işte asterisk, asterisk mi desek o işaret olmadan zaten konuşamıyoruz belli sporları. Hatta genel spor dünyasını. Genel bu tip performansları. Ama mesela 80'lerden kalan çok rekor var. O da işte Soğuk Savaş dönemi Doğu Almanya, Sovyetler Birliği ve Amerika Şehir, hatta Federal Almanya hepsinde var doping bu arada. Sadece Doğu blok ülkelerinde değil. Ama rekorlarda işte Marita Kohun rekoru mesela 400 metre kadınlar bir daha yanına yaklaşılır mı tartışılıyor. Yani ee, 1987'den kalmış olması lazım. O zamandan erkeklerde kadınlarda çekiç çatmalar şeyler bunlar kırılması çok zor olarak görülüyor. Yani hatta acaba resetlense mi diye tartışmalar falan da olmuştu bu doping tartışmaları sırasında. Hani haksızlık mı oluyor şu anki sporcular atletleri o rekorlar ulaşılamayacak gibi. Ama doping kanıtı da olmadığı için resetleyemiyorsun. E, de, reset, kanıt yok. Çok yazık olur yani. Kanıt Ama çok yok da, bahse da bahsedebiliyorsun o dönemle ilgili evet, testosteron, evet. steroid çağı olarak da çok konuşulur 80'ler özellikle. Ee, nasıl 90'lar bisiklette epo çağı, high oktan yani yüksek oktan doping çağı <laughs> olarak bilinir. Bu atletizmde de 80'ler ve 90'lar zaten yani Merin Jones'a kadar hatta yani çok daha yakın zamana kadar da dopingle ilgili bir sürü vaka yaşadık ne yazık ki. Hüseyin Bolt'a ulaşmadı neyse ki şimdilik. Yani tarihin en büyük herhalde şeyi olur. Ee, hayal kırıklığından, şoklarından çok yaşadık ama herhalde e, ölçek olarak daha devasası olur mu? Tavir edemiyorum herhalde Bolt'la alakalı. Başka bir seviyede dünyada çünkü. O yüzden de o rekor nerede kırılır? Bundan 15 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? 5 sene sonra süper bir yetenek mi çıkar? İşte şimdi Erin Knighton diye bir genç yetenek var Amerikalı. Acayip koşuyor yani. 200 metrede mesela. Hüseyin Bolt'un 200 metre yukarı da çok enteresan bir noktada çünkü. Ee, onu kırabileceği ilgili konuşuluyor. Yani 19-50'lerin altına çok rahat iniyor çocuk. 18 yaşında. Mesela o da yeni bir nesil atlet. Yeni nesil atletler nasıl gelişecek? Nasıl e, fizik olarak, anatomik olarak sonuçta e, Hüseyin Bolt da genel daha önceden bilinen teamüllerin aykırısı olan bir fiziğe sahipti. Biz hep burada daha önce de birkaç kez konuştuk. Sprinterler genelde daha geçmişti. Uzun boylu olarak bilinmezdi. Çünkü onun boyu, onun fiziği daha 400 metreci, 200 metreci fiziği. Hatta 400 metreci fiziği yani. Şimdi o bütün o teamülleri de şeyleri de kırdı. Tabuları da. Mesela Erin Knight'ın da biraz o tarz bir atlet. Yani bu buraya da gidebilir. Onu demeye çalışıyorum. Ee, i̇şte bunun içerisinde kırılamayan ama kırılan rekorlar da var. Mesela Ines'e kırar etsin. Üç adım atlama kadınlar rekoru. Bir daha herhalde kırılmaz deniyordu. Çünkü üç adım ve şeyler de teknikle de devreye giriyor. Dopingten ayrı da değerlendirmemiz gereken. Sadece performans değil, tekniğin çok üst düzey olması gereken e, şeyler dallar. Ee, şey de öyle. Sırıkla atlama da öyle mesela. Yani teknik işte yüksek atlama çok konuştuk. Bunda mesela Yulimar Rojas bence çok özel bir şey imza Tokyo'da kırdı. 26 yıllık rekoru. Ines e Kraves'in 1995'ten kalan rekorunu. Yetmedi bu sene bir daha kırdı Belgrad. Ee, yani olağanüstü e, 15.50'den 15.67'ye çekti. Şimdi 15.74'e çekti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hikayesi de çok güzel. Muhteşem bir içindeki güç öyküsü. Ee, bir kere Venezuela'da çok imkansızlıklarla faveladan çıkan oranın favelasından. Brezilya'da bilinir ya favelalar hı hı. aslında. Güney Amerika'nın o işte Galeano'nun şeyi gibi Latin Amerika'nın kesik damarlarından bir tanesi de Venezuela. Yıllardır hep çalkantın içerisinde. Hep bir yönetim karmaşasının içerisinde. Yüksek yurt dışından müdahale oldu olduğu biliniyor. Zira olağanüstü doğal kaynakları var. Petrolüydü, doğalgazıydı falan. Başka kaynakları da var. O karışıklığın içerisinde Olağanüstü bir yeşeren yetenek aslında Yulimar Rojas. Bir önce şey yapıyor. Babası da bu arada çok yardımcı oluyor. Gülle atma yapıyor. Voleybol oynuyor. Yüksek atlama yapıyor. En sonunda üç adım atlamaya uygunluğu anlaşılıyor ve üç adım atlamaya geçiyor. <laughs> Ama bunu mesela ağaçların altında tuhaf bir yerde yapıyorlar. Yani böyle imkansızlıklar içerisinde. Sonunda o konuda tam vazgeçecekken Facebook algoritması onu o dönemde bir antrenörle tanıştırıyor. Antrenör de tarihin en büyük uzun atlamacılarından biri, Ivan Pedrozo, Kübalı. Küba'nın mesela teknik e, detaylar konusunda kadar özel bir ülke olduğunu biliyoruz birçok sporda, e, Bokstan tut, voleybola, atletizmden e, başka sporlara kadar işte haltere kadar her neyse, göreşe kadar hatta e, ve Yulimar Rouas, Ivan Pedrozo ile çalışmak için. İspanya'ya gidiyor ve ondan sonra inanılmaz bir çıkış yapıyor çünkü bir teknik anlamda gelişiyor. İki oradaki imkanlar, İspanya'da dört mevsim çalışabiliyorsun ve bir yandan çok koyu katolik bir ülke Venezuela. Böyle e, LGBT aktivist olmanın zor olduğu veya açılmanın zor olduğu ülkeler bu konuda da açılıyor. Eşcinsel olduğunu açıklıyor. Koyu katolik bir aileden geliyor. O konudaki baskılara da direniyor bu arada. Yani her anlamda özel bir içindeki güç öyküsü Yulimar Rojas. Ve şu anda herhalde atizm dünyasında o güler yüzü, olağanüstü enerjisi, işte bizim e, Uğur gibi saçlarının renk değişimi, Evet. evet. ondan sonra Uğur'u herkes çok merak edecek bu konuda ama bir Yulimar Rojas saçımız da burada var. Bugün kasket takmış ama e, ondan sonra. O da yakışmış. <laughs> yani o anlamda benim yani herhalde son yıllarda bir spiker olarak en heyecanlanarak Anlattığım sporcuların başına gelir. Yani Şevket de biz olimpiyatta anlattık işte beraber. Şevket Furkan. La... Tam spiker olarak dedin ya tam hmm. onunla ilgili ben özel bir soru soracağım. Olur. 9.58'i sen, sen mi Uzattım orada heyecanlandım çünkü. 9.58'i sen mi anlattın evet, evet. abi? Evet tabii. Ya buradan izleyicilerimize şöyle bir tavsiyede bulunayım e, canerelerin 1958 anlattığı bir de Chris Froome'un bisikletsiz tepeye koştuğu <laughs> yayınlarını bir yerden bulun <laughs> edin ve Mahcup muhakkak oldum. dinleyin mükemmel bir anlatım Mahcup ikisi oldum. birden yani hemen gerçekten. başka soruya geçelim ben şöyle... hemen başka soruya geçeyim mi <laughs> e, yani toparladık sanırım rekor mevzusu biraz bu tek, Yani mesela bundan 10 yıl sonra teknoloji bambaşka bir yere gelecek ya da insan evrimi başka bir yere gelecek gelişimi e, bunun başka sporlardan da örnek veriyoruz. Yani bugün e, fiziksel olarak uzunların tanımı nasıl basketbolu değiştiyse, başka yetenek setleri eklendiyse bu, bu tip için de geçerli. Yani Hüseyin Bolt'un rekoru kırılmayacak değil ama çok zor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Peki, snooker'da oyuncular masayı temizlerken bazen son kalan siyah topu göndermeyip ıstakayı bırakıyorlar. Bunun bir var mı? Bir de oyuncular frame'i kazandıktan sonra ıstakayı neden masanın üzerine koyuyorlar? Bu bir masa benim raconu mudur? Berke Cansız sormuş. <laughs> kendi jargonu raconu var tabii snooker'ın Yani kendi böyle nasıl bisiklette bisiklet hep bisikletten örnek veriyorum. Yazılı olmayan kural deyimi çok kullanılıyor çünkü bisiklette. Yazılı olmayan kurallar. Peloton'un içindeki kendi raconlar. Bu biraz snooker'da da var. Ya papyonlu adamlar racon kesmesin ya. Abi mesela papyon şey de biraz şey yani. <laughs> Şaka Bunu yapıyorum. Centil, biliyorum biliyorum. Gentilmen <laughs> gözükmemiyoruz galiba. Burada bir sorulmuş bir de o kıyafetleri niye giyiyor. Evet diye. evet konuşmuştuk. Sanki yanlış hatırlamıyorsam. O da mesela yazılı olmayan şeylerden biri. Ya mesela iki soru var. İlkini cevaplayalım. Son siyah nasıl bırakıyorlar? Aslında hepsini temizlemeleri lazım kural gereği. Evet, bitiriyorsa. Ama eğer bir seriyi sürdürmüyorsa yani bir 147 yerine maksimum özel bir seriye gitmiyorsa bir yüzlük seri gibi bir şey bulmuyorsa çünkü o kişisel şey ekleniyor kariyere. sadece frame'i kazanması üzerinden bir topsa bir son siyahsa ve fark 7'nin üzerindeyse artık garantiyse, onu atsa at, kaçırsa da olmayacaksa atmayıp şey yapabilir. <laughs> Hatta e, kullanmayacağını stakayı şeye koyarak da verebiliyor. <laughs> İkisi birbiriyle bağlantılı da olabiliyor. Ama mesela Neil Robertson ya da başka bazı örnekler de verebiliriz. Onlar e, hiç o siyah bırakmayı sevmiyorlar. Temizlemeyi seviyorlar. Bazı şeydir ya e, şey titizliği. Ne derim? Başak Burcu mu? Ben burçlarda hiç anlamam. Abi, hiç bana sorma bak. <laughs> Şimdi bakma bak Neil Robertson Başak Burcu mu? Bilmiyorum da. <laughs> yani şeyi sevmez arkasında bir şey bırakmayı ya bir bulaşık bile hani orada duramaz yani. Hani bir şey şey duramaz böyle. Eğri meğri duramaz. Öyle şeyler vardır ya. <laughs> Mesela e, bazı sürükler oyuncuları da orada siyah bırakmayı sevmezler. E, hakem de bir şey demez bırakanlara. Çünkü yani ne olacak ki? Faul verse ne olacak yani? Faul verse zaten kazanmış frame'i. 7 puan gidecek yani. Hı hı. E, o yüzden e, hani şey o anlamda bir problem de yok. Istaka bırakma da e, genelde yani frame aralarında istakaların toplarları. Istakalar çok önemlidir bu arada yani. Bazıları çok uzun zamandır aynı istakayla oynar. E, sporcuların, sunukur oyuncuların. Ya o anda e, ya yani geri dönüp şeye koyması lazım. Ama şey arası daha kısadır. Gidip hemen bir tuvalet ihtiyaç, bir su, bir şey, başka bir şey yapmak ister. Birine hava almak ister. Hemen bırakır. Bir o vardı. Bir de racon, yani şey de vardır. Hani ben bitirdim. Baba hani şeydir o. E, mikrofon drop yani. <laughs> Anladım. Güzel. yani o staka benim mikrofonumdu. Yaptım şarkımı söyledim. Hocam e, şey gibi. E, bu frame'i aldım. Koyuyorum. O hafif o şey de var tabi Yani. Güzel. Teşekkür ettim. Tavırda var. Alp Ülgen Alp sormuş. Tabii ki. Bisiklette zamana karşı yarışlarda arka tekerlekte tamamen kapalı <laughs> bir jant tercih edilirken normal yarış etaplarında her iki tekerlekte de bildiğimiz açık jant kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Bu kullanım farkının sebebi nedir? Kapalı jant ne gibi avantajlar sağlıyor? Tamamen... Yaygın bir soru. Senin yayınlarda <laughs> evet. çok karşılaştığım bir soru. Aynen abi. Sen cevapla. bak biliyorsun. Yok abi. O, o kadar kurulu. dinledin hocam yani. Çok dinledim. Sayende öğrendim. Ama cevap Sağol verecek ya. kişi ya. sensin Sağol. burada. Buyur. Ocaman, cama, ocaman <laughs> O zaman e, şöyle diyelim. O disk teker aslında tam tabir o kapalı cant dediğimiz şey e, cantların arası jatların arası açık olmuyor. Ve e, disk halinde biraz daha ağır sebebi de şu tamamen rüzgarla alakalı aerodinamik yapıyı kuvvetlendirmek e, rüzgarın çekiş etkisini azaltmak için, çünkü yıllardır yapılan bilimsel araştırmalarda rüzgar tünelleri kullanılarak da bu geliştiriliyor bisiklette. <laughs> Aynı Formula bir rüzgar tünelleri gibi, gelişim çalışmaları gibi, ARGE'si gibi. Aynı ARGE bisiklette de var. Özellikle 80'lerden beri bu çok daha fazla var. E, ve e, o sen bir hedefe doğru zamana karşı giderken aslında en önemli etki rüzgarla mücadele ediyorsun. Rüzgarın estiği yön, kuvveti, her şey açısı çok önemli oluyor. O disk tekerde özellikle ön teker 3 spoktan oluşur genelde. Arkası disktir, e, açık hava şey yarışlarından bahsediyorum. Yol bisikletini zamana karşı yarışlarından bahsediyorum. Genelde zamana karşı profilleri çok hafif tepeli ve düzdür. Böyle büyük zamana şey e, dağ zamana karşısına ayrı yaparlar ya da arada büyük dağın olduğu bir zamana karşı nadir koyulur profil olarak. O zaman mesela arada bisiklet değiştirirler. En son Flanders'te galiba Vlasov'un kazandığı Flanders mi daha turdan Romandi. Ha Romandi'de Hayır. yani resmen dağa tırmandılar evet. o bisiklet değişimleri falan çok eğlenceli evet. oluyor. Çok seviyorum. Neden değişiyor? Diz teker daha ağır. Artık o e, yokuş e, uzun yokuş varsa zamana karşıta o diz teker bir yerden sonra şey yapar. E, neden onu? E, seni aşağı çeker, kaybettiğin zaman daha büyük olur rüzgara karşı kazanılır. Artık rüzgar değil, e, kendi ağırlığına ve e, yer çekimine karşı mücadele edersin. Bisikletin yer çekimi mi rüzgar mı hangisi daha şey ona göre de bir karar verilir. Mesela bazen şu da yapılır. Ee, ilk i̇lk bölümünü geçer ee, normal bisikletle iner yokuşu indikten sonra zamana karşı alır. Kimisi de almaz. Tamamen bir risk hesabı. Bu e, şeyde de ya, oldu ya Roglic Pogacar'da şeyde biten La Planche'de Belfield'de biten zamana karşı şeyinde de hemen tırmanış öncesi mesela bisiklet değiştirdiler. Neden? Evet. Öncesi düz bölümde düz bölümde disk teker kullanmak lazımdı ki aerodinamik çünkü rüzgar geliyor, aralara girerse o jant aralarına o şeylerin tellerin arasını veya işte kullanılan malzeme genelde karbon kullanılıyor artık, Onların arasına girerse e, senin rüzgar çekiyor, gramaj olarak seni ağır kılıyor. Ve e, sen e, aslında aynı eforu sergilerken ha, e, yavaş kalıyorsun yanındaki disk tekerle yarışana karşı. Mesele bununla alakalı. O yüzden işte o kasklar ona göre tasarlanır, bir pozisyon alır zamanı karşıcı, bisiklet ona göre acayip bir... Her şey içine atılır komponentler. Sadece rüzgar üzerine aerodinamik mesele üzerine rüzgar direnci ve çekişi üzerine kurulu bir şeydir mevzudur. Onun üzerinden mesela pistte çift diskeerler de kullanımlar. Eğer saat rekoru deniyorlarsa. yani çünkü artık orada dış etken de yok ya yani kapalı alan velodrom kapalı velodromda şey rüzgarın etkisi olmadığı için çift diskeer kullanırlar. 1984'te ilk Francesco Moser kullanmıştı İtalyan efsanedir. Zaman, şey, saat rekoru denerken, Hı. ilk tekeri yanlış hatırlamıyorsam o kullanmıştım. Böyle bir kompetitif, müsabık şeyde. Arka tekeri e, galiba, tabii arkası diskti. Mesela Miguel Indurain falan da 90'larda e, çift tekeri yani onun Espada diye acayip bir bisikleti vardır. Yani reklam, Pinarello'nun inanılmaz bir modeli. Espada, Barcelona'daki 92, şey Barcelona'daki Olimpiyat müzesinde sergilenir Espada çok acayip bir tasarımdır. Yani bir mühendislik harikasıdır. Endüstriyel tasarım açısından da çok özel bir mihenk taşıdır. Sonra yasaklandı o modeller çünkü değişiktir kadrosu hmm. falan. Ya özel bir aslında kendine özgü bir şey de var. Bir kültürü var. Son bir not vereyim. Çapraz rüzgar varsa ve düz zamana karşıysa diz seker sizi şey gibi sallar böyle beşik gibi sallar. Çünkü yandan geldiği zaman listekel bu sefer kabusunuz olur. İşte o rüzgara bakarlar ona Eğli göre. Yeni formüle bir arabaları gibi. Bravo. Sürekli böyle Yunus'la Aynen. Yunus'la. <laughs> Aynen. Belki çok uzun oldu ama güzel muhabbet. Çok Neyse, teşekkür ederim. ediyorum. Evet. Peki Britanya adasındaki spor kültüründe basketbola neden yer yok? Çetin Oo. Onur sormuş. Hocam cevabı uzun sorular geldi. <laughs> Şimdi bu genel bir kültür problemi bir. Yani şöyle Britanya'nın kendi uzun yıllar önceden beri ee, kültürüne işlemiş yani bütün topluma dinamiklerine işlemiş ana sporları var. Futbol, kriket, rugby, işte diğer Anglo-Sakson, İngiliz milletler topluluğu, Commonwealth Games'te de kullanılan, oynanan belli o kültüre ait işte şey de dahil buna başka sporlar da var mesela işte poloydu. Şimdi son dönemde snooker'dan da bahsedebilirsin. Bu sporlar çok o kültürün şeyi yansıması Basketbol bunun arasında girmemiş zamanında. Sonra ee, sonradan aslında çünkü Britanya'nın biraz bu yıllar içerisinde kendi içindeki e, sınıfsal ırksal ayrım üzerinden de giden bir mevcut. Yani Britanya'da İngiltere'de futbolda bile siyahların e, hani biz hep Amerika'daki ırkçılıktan bahsediyoruz da devreye girmesi üzerinden ne kadar e, trajik hikayeler var yani işte Faşano hikayesi var. John Barnes çok bahseder John yani. John Barnes ya o kadar yakın bir tarih ki yani. Adama muz atılıyor 80'lerde oynarken John Barnes'a ya şeyi var karesi şeyi falan var yani stadyumda. Şimdi o dinamiklerin içerisinde beyazların çok etkin olduğu özellikle aristokrat ve elit e, hepsini Eton College'da okuması gerekmiyor tabii ki yani biliyorsun Eton College'da okumadan şey olamıyorsun ya da işte hepsini Oxford okuması gerekmiyor. Ama bir e, beyazların çok Hakim olduğu elit sporlarda mesela e, ciddi bir kültür e, hakimiyeti var. Çok büyük bir hakimiyet var. O yüzden basketbol gibi yıllar içerisinde Britanya'da daha batmayan, Güneş batmayan imparatorluğun etkisiyle beraber gelen diğer e, etnik kökenden, işte Asya'sıydı, Karayipler'de falan. Bunların, e, bu toplumların daha e, ilgili olduğu basketbol hep azımsanmış, hep, şey yapılmış, bir köşeye atılmış. Hatta bununla ilgili en son fon mesela İngiltere'de UK Sport diye bir kurum var. Hani bizim ne diyelim olimpiyat komitesi mi diyebiliriz ya da Türkiye Spor Bakanlığı, Genel, Gençlik Spor Genel Müdürü diyebiliriz Türkiye'deki versiyon olarak. Çeşitli sponsorluk bütçelerle bir fon oluşuyor büyük. Genel spor bütçesi. Onun içerisinden sporlara ayırıyorlar. Özellikle olimpiyatta madalya almak, olimpik başarı, geri dönüş olabilecek sporlara daha fazla para ayırıyorlar. Bir de İngiltere kültürünün Britanya kültürünün köklerinde olan spor Mesela Kano'ya yanlış hatırlamıyorsam 2012-2016 hazırlıklarında 16 ile 20 milyon pound arasıydı. Rakamlar değişebilir 1-2 milyon pound. Basketbol 7-8 milyon pound'tu mesela. Ee, şimdi Kano'yu küçümsemek istiyorum ben çok severim ama hani bu basketbolun yeri ve algısı olarak söylüyorum. Genel devlet ve yönetim ve buna fon ayırma mevzusunda biraz hep azımsanmış hep şey olmuş. Mesela 90'ların sonunda aslında lig başarılı oluyor. Hatta meşhur bir Manchester Sheffield finali var. Manchester Giants Sheffield Sharks mıydı? Ee, o finalde hatta koçlardan bir Chris Finch şu an Minnesota'nın koçu. Ee, diğeri de Nick Nurse. Toronto koçu. Ya. Aynen öyle. Ee, o mesela final 15 bin seyirci mi ne çekiyor? 99. Ee, İngiltere işte Basketbol Ligi finali. Ama sonra ligin sponsor olan şirket iflas ediyor. Lig önemsenmiyor derken gene batıyor. Hatta bu Euro katılmıştı var. London Towers'ın belki hatırlarsın. Yani aslında var şeyler böyle hareketlilikler var. Neredeyse baskılanmış ya. Çok acayip bir şekilde. O yüzden de bir türlü çıkamamış. Hatta son yıllarda şey çalışması çok fazla bu dediğim. Ya bu kadar etnik minorities yani etnik kökenler bunu oynadığı için mi ya da daha ilgili olduğu için, popüler olduğu için mi ilgilenilmiyor diye tartışma var şu an İngiltere'de. Ipçılık tartışması da var hmm. basketbol üzerinden. Ha, halbuki şey araştırmalarında basketbol gençler arasında çok popüler. Yani 10 yaş grubunda 20'li yaşlar, 10'lu yaşlar çok fazla sokakta basketbol oynayan varmış yani mesela. Ama bu şeye yansımıyor. Yukarıda gelişecek altta altyapı kulüpleri fazla yok. Yukarıda gelişecek bir yer yok. O yüzden diğer sporlara yöneliyorlar. Yani basketbolcu olabilmenin zorluğuyla beraber ya da varsalar çoğu kolejde Amerika'ya gidiyorlar. <laughs> Oradan yetişen var. Herhalde işte bunun en önemli örneği tabii Afrika'dan da göç etme mevzusundan da geliyor. Luol denk mesela. Michael Olavokandi var mesela. Yani Britanyalı basketbolculardan bahsediyorsun. İşte Joel Freeland vardı. Euroleague'de bayağı oynamıştı Joel Freeland. İskoçlar'da mesela daha fazla basketbol sevgisi var. Çok İskoç kökenli Britanyalı oyun çıktığını görürsün. Bu biraz bunlara bağlı bir mevzu. Tam açıklayabildim mi bilmiyorum ama. bazı e, e, Genel olarak basketbol-Britanya ilişkisi. Bu ileride gelişmeyecek bir durum değil. Ama buna Britanya e, sporunun ya da yöneticilerinin ne kadar ehemmiyet vereceğiyle alakalı. Çok ehemmiyet vereceklermiş gibi de gözükmüyor açıkçası. Teşekkür ediyorum abi. Eren Karaca sormuş. Diğer spor, sporlarda spikerler tüm aksiyonu anlatırken teniste neden rally esnasında susarlar? Ya bu bir anlatım tarzı. Bir de rally yani o kadar tam aksiyon ki e, o sessizliğe topun e, raketlerin e, topla temas ettiği andaki ses, sporcunun hareketi onların hepsinin bir kendi bence bir orkestrasyonu var. Ve o uzun rallilerde sanki konuşmak müdahale etmek gibi. Tenis şeyinde bu bir bu da bak bu da bir yazılı olmayan kural. Tenis anlatımında rallilerde konuşmak oyunun oyunun oynanan o andaki şeye biraz saygısızlık gibi oluyor. Çünkü sen seyirciyle o anki aksiyonu baş başa bırakıp arada üzerine yorum yapıyorsun. Bu bence mesela şimdi bazı spiker arkadaşlarım kızabilirler. Bence buz pateni serilerinde de aşırı konuşmamak lazım. Çok arada teknik detay verebilirsin. Ama müzik, bir hareket, bir aksiyon, bir ahenk varsa onun içinde bir kısa film gibi kaybolabilirsin. Onu çok kesmemek gerekiyor. Yani çok kritik işte bir ne bileyim dörtlü e, toy loop yaptı falan bunu söyleyemeyiz. Çünkü o anda alkış kopuyor. Senin bunun niye alkış koptuğunu, ne olduğunu söylemen de bir sıkıntı yok. Ama teniste mesela zaten o, o olduğu zaman aksiyon bitiyor. Yani bir büyük şey olduğunda zaten sen o anda yükselebilirsin. Bu bir anlatım tarzıdır. E, genelde de böyle yapılır. Bu bir yazılı olmayan bir ne bileyim kural bir teamül diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum abi. Oyuna saygı, tenisçilere saygı. <gülüyor> Şüphesiz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Sorular bitti. Vay be. Şahane bölüm, şahane cevaplar. Sen her bölüme şahane diyorsun. Ben de yani de, de, bilemiyorum ben çünkü gerçek... ben bu programı yapmaktan çok mutluyum hadi be, ve her bölüm bana adım. şahane geliyor o yüzden öyle diyorum bu bir kompliman değil hissettiğim evet, sen şeyi söylüyorum düşünceni sert söylersin eleştirini çat diye vurursun kompliman bir adam da değilim beni tanırsın yani. yine şahane bir programdı çok teşekkür ediyorum ve kapatman için topu sana atıyorum <laughs> açız hadi bitirin yemek yiyelim diyorsun <laughs> tamam <Estağfurullah. gülüyor> evet e, MC işbirliği hazırladığımız bir başka sıkça sorulan sorular programında yine sona geldik Artık sezonun da sonuna doğru geliyoruz ama önümüzde dediğim gibi bakın. Eski soruları bekliyoruz Ciro. Ee, Mayıs sonu sonuçta bir sürü spor sezonu var. Ee, bir yandan yeni başlayanlar var. Haziranda WNBA geliyor falan falan Bir sürü şeyimiz var. Ee, hepsiyle ilgili sorularınızı yine programın altına bekliyoruz. Başka genel merak ettiğiniz şeyler de varsa elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Ben Canerler Armağan Öküç ile beraber hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>